Günaydın. Yatırım Finansman Günlük Piyasa Değerlendirmesi ile karşınızdayız. Bugün günlerden 26 Eylül Pazartesi. Küresel piyasalarda doların değerlendiği, geri kalan hemen her şeyin değer kaybettiği bir dönem içerisindeyiz. Fed toplantısı üzerinden 5 gün geçti ancak piyasa tahminlerini aşan şahin mesajlar riskli varlıklar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor küresel borsalar başta olmak üzere emtia ürünleri, dolar harici para birimleri ve tahvil piyasalarının önemli bir ayrışma sergileyebileceğini düşünmüyoruz ve bu küresel risk azaltma eğiliminin tüm varlıklar üzerinde bir süre daha etkisini korumasını bekliyoruz. Biz de bu sabah zayıf bir açılış bekliyoruz. Bununla beraber, Borsa İstanbul'da zaten çok düşük çarpanlarla ve cazip potansiyel getiri oranları ile işlem gören Türk şirketleri üzerinde baskının sınırlı kalmasını ve geri çekilmelerin biriktirme fırsatı sunacağını düşünüyoruz yurt dışında dengelenme görmemizle beraber, biz belirgin bir pozitif ayrışma ile yeni zirve değerlerin test edileceğini düşünüyoruz. BIST endeksinde 3255, 3220 ve 3150 destekleri ile 3320, 3390 ve 3450 dirençleri izlenebilir. Türkiye 5 YSDS primleri haftaya 782 baz puanda başlıyor. İçeride Eylül ayı reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Ek olarak kabinenin toplanması bekleniyor. Dışarıda, Almanya IFO İş Dünyası Endeksleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Ulusal Aktivite Endeksi ve Dallas Fed İmalat Endeksi takip edilecek. OECD Ekonomik Görünüm Raporu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin Avrupa Parlamentosu sunumu ve Amerika Birleşik Devletleri 2 yıl vadeli tahvil ihalesi de günün ağındasında öne çıkıyor. Son olarak İtalya'da seçimi kazanan sağ blokun ve ülkenin ilk kadın başbakanı olacak olan Giorgia Meloni'nin enerji krizi, artan borçlanma maliyetleri ve AB ile ilişkiler konularında vereceği mesajlar izlenecektir. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.